Evet değerli izleyenler, TR1 ekranlarında saatler 17'yi gösterirken bizler Sağlıklı Bilgilen programıyla karşınızdayız. Salı ve Perşembe günleri olduğu gibi bugünkü konuğumuz da bitki uzmanı İbrahim Gökçek bizlerle. Bitkiler üzerine konuşacağız, sendromlar üzerine konuşacağız, doğal yollarla hastalıklardan kurtulma yollarını bugün İbrahim Gökçek'le sizler için konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben deyim. Nasıl gidiyor Ramazan, oruç nasıl? İyi, çok güzel, maşallah. Zorlanıyor musunuz? Yok, spirulina. Kullandığı zaman enerjin takviye oluyor. Spirulinalle her şeyi hallediyoruz. Evet. Peki bugün neler konuşacağız? Biraz programdan önce konuştuk sizinle ama Dunning-Kruger sendromu. Evet. Doğru söylüyorum değil mi? Doğru. Evet. ITP hastalıkları, depresyon, atopik eksema sendromu. Horlama. Horlama. Evet. Ve migren üzerine konuşacağız. Açlıktayken baş ağrıları falan da çoğalır. Hele ki migreni olan insanlar oruç tutmakta zorlanırlar mı hocam? Zorlanırlar. Evet, bunlara gelelim ama o zaman en başta şununla başlayalım. Dunning-Kruger sendromu nedir, nasıl bir hastalıktır hocam? Evet, Dunning-Kruger sendromu Cornell Üniversitesi'nden iki ilim adamı Profesör Doktor Justin Kruger ve David Dunning keşfettikleri ve insanlar üzerinde deneyip test ettikleri, belgeledikleri için ikisinin soyadını taşır. Dunning-Kruger sendromu. Dunning-Kruger sendromu nedir? Kifayetsiz kişinin aşırı muhteris olması. Şimdi bu ne demek? Yani bazı insanlarda bir atasözü vardır. Cahil cesareti diye Türkçe'de eskiden. Cahil cesareti. Evet. Cahil adam cesaretli olur. Her konuda atlar. Ben yaparım, onu yaparım, bunu yaparım, şunu yaparım. O benim işim, bu benim işim. Bilmediği konularda. Her konuda konuşur. Evet. Kendine tarih özgüveni olur. Olması daha iyi değil midir hocam? Hı? Kendine özgüveni olan insan daha sağlıklı değil midir aslında toplum içerisinde? Özgüven ayrı. Bilgili insanların yerin yanında haddini bilmemek ayrı bir şey. Evet. Haddini aşmak. Peki kendini bunu nasıl bilmemek. Önlüyoruz? Bunu, bitkilerle önleme yolu var mı bunun? Kendine hakim olma. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yavaş sakin ol. Çok merak ettim hocam çünkü. O yüzden. Kifayetsiz kişi iş yerinde diyelim ki bir müdürlük atanacak. O müdüre layık olan kişi, bilgili, görgülü, tecrübeli kişi ne yapar? Hoşgörülü, tecrübeli, bilgili olduğu için genellikle bilgili olan kişi hemen o makam, mevki için hemen ortaya atlamaz. Hemen ben bunu yaparım, ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım demez. Bilgili kişi hoşgörülüdür, alçak gönüllüdür, haddini bilir, terbiyelidir. Nerede, nasıl davranacağını bilir. Fakat cahil olan kişi, o işe layık olmayan kişi hemen oraya ben bu işi yapacağım diye girer. Evet, genelde de böyle insanlar gider, arasında çok fazla dışlanır, sevilmez bu tarz insanlar. Patronlara yalakalık yapar. Efendim rüşvet, hediye vesaire her şey yolunu dener oraya ulaşmak için. Evet. Ha bu kişi sadece basit bir iş yerinde bir sıradan işle ilgili değil. Ta devletin en yüksek kademelerine kadar bu insanlar yükselebilir. Evet. Mesela İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler eskiden, Rusya'da Stalin. Bu insanlar bu duruma nasıl gelmişler? Aşırı muhteris olmalarından. Kişiliksiz, kifayetsiz insanlar. Yani bilgili insanları kendi komutlarını, emirleri altına almışlar ve insanları yanlış yönlendirip milyonlarca insanın ölümüne dahi bunlar sebep olmuştur. Evet. Mesela bir iki örnek vereyim. Bülent Ecevit ve Erdal İnönü. Erdal İnönü yıllarca okumuş, üniversitede profesör. Yükselmiş. İlim yapmış. Evet. Ecevit, Bülent Ecevit başaramamış. Sadece lise mezunu. Ama çok hırslı. Her şeyi ben yaparım. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Ne oldu? Oyları yani iktidara geldi, yapamadı, iktidara geldi, yapamadı vesaire vesaire. Ama buna rağmen vazgeçmiyor. Oyu %0, şu kadara düştü, hala vazgeçmiyor. Ne yapıyor? Onda böyle bir kompleks. Sadece siyasetçilere değil, iş yerinde de. Her yerde bu tür insanlar var. Cahil cesareti. Yani
konuya hakim olmadığı halde, herhangi bir konuyu bilmediği halde, herhangi bir yerde, herhangi bir toplantıya katıldığınızda mesela bitki konuşulsun, o bitki uzmanı. Mesela Frankfurt'ta böyle bir toplantıda sohbet. İlahiyat profesörü bana dedi ki, gastritim var hocam, ne tavsiye edersiniz? Ben ona bir tavsiyede bulunacaktım. Hı hı. Oradan bir genç dedi ki, aa ben biliyorum. Ne biliyorsun dedim. İşte bizim orada bir reyhan yetişir, işte şu ile ilgili, böyle ilgili. Reyhan nasıl bir bitki dedim. 5 metre boyunda. Evet. Reyhan dediği bir ot yani. 30 santim, 40 santim boyunda bir bitki. Evet. Anlattı da anlattı. Yani herkes güldü, bazıları tabii bilenler, bilmeyenler baktı. Veya herhangi bir yerde futbol yani Galatasaray, Fener şöyle şöyle oynadı. Yani konuya hakim olmayan, bilmeyen kişi hemen oraya girer. Evet, anlatır, hakim, anlatır, hakim anlatır. Konuşuyor. Evet, sanki şu, kendisi dört dörtlü okunu biliyormuş. İşte bu tür cahil cesaretim, kifayetsiz muhteris, aşırı hırslı. Bununla ilgili Profesör işte Justin Kruger ve David Dunning klinik araştırmaları yapmışlar. Üniversitede 45 çocuğu, genç, üniversitede okuyan genç almışlar. Sormuşlar soruları. Sonra tekrar bunlara demişler ki, çok zeki olanlara, yani yüzde kaçını bilebildin sorunu, tahmini kaç puan alabilirsin? Çok süper zeki olanlar demiş ki, 70 puan. Tamam. Halbuki onlar 90-100 puan almış. Hı hı. Bilgili olan hoşgörülü, alçak gönüllü ve hiç öyle havalı değil. Diğerlerine sormuşlar. 10 puan alanlara. Yani en düşük puan alanlara. Cahil olanlara ya böyle. Demişler ki 90-100 puan alır. Hep böyle yani. Bu tür insanlar her yerde her zaman var. Trafiğe çıktığında bu tür insan mesela araba sürüyorsa hep o haklıdır. Hiç kimse haklı değil. Evet. Bir iş yerinde bu kişiye bir görev verirsen, Allah korusun ne yapar? Bir müdür olsa. Alt kademede çalışan herkesi ezer. Evet. Üst kademedekilerine yalakalık yapar. Evet. Gelir onu şikayet eder, bunu şikayet eder, şunu şikayet eder, şu şöyle de yaptı, bu böyle yaptı vesaire. Hı hı. Mesela bizim bir... Evde bile oluyor bu tarz şeyler aile içerisinde. Tabii öyle bir kişi ailede olursa o ailede huzur olmaz. Evet. Çünkü her konuyu bilir. Bilmez ama biliyormuş gibi. Şimdi şöyle, bunu şuna benzetelim. Elinizde portakal büyüklüğünde bir balon düşünün. Bu balonun ne kadar alanı, hacmi var, ne kadar çapı var? Küçük. Yani bir portakal büyüklüğünde, yumruk kadar diyelim. Bir alan kaplar. Bir de bu stüdyonun büyüklüğünde balon düşünelim. Ne kadar alan kaplar? Çok büyük bir alan kaplar. Evet. Değil mi? 100 metre küp. Mesela örnek veriyorum. Hı hı. Bilgi de böyledir. Evet. Kişinin bilgisi büyüdükçe hoşgörülü, alçak gönüllü. Yönetmenin kulağıma söylüyor, burası 350 metrekare diyor. Aa, maşallah 350 metrekare. Evet. Bu 350 metrekare büyüklüğündeyse 350 metrekare büyüklüğünde bir balon düşünün. Hacmi ne kadar büyükse, kişinin bilgisi ne kadar büyükse o kadar dış dünyayla temas halindedir. Ve kendi küçüklüğünü bilir, yani haddini bilir. Hı hı. Dış temasla, aa ben buyum. Hadsizlik yapmaz, terbiyesizlik yapmaz. Fakat diğeri nedir? Bilgisinin hacmi çok küçük, bir portakal kadar düşünün. Küçük bir hacim bilgisi. Teması da dış dünyayla nedir? Sıfır. Aa, her şeyi kendi biliyor zanneder. Bu nedenle bu tür insanlara iş yerlerinde yetki verirseniz zarar verir iş yerine. Bu nedenle görev verirken insanlara dikkat edeceksiniz. Mesela Almanya'da böyle bir iş yerinde çalışmıştım ben bir ara. Şimdi bir tane şef olmuş ama kafa yok. Bu kapıdan giriyor, o kapıdan çıkıyor. Bu kapıdan giriyor, o kapıdan çıkıyor. Gel bakayım buraya. Ne oluyor? Niye koşuyorum? O kapıdan giriyorum, bu kapıdan çıkıyorum, bu kapıdan o giriyorum. Derdin ne dedim? Şef dedi, gelirse görürse dedi çalışmıyor zanneder. Dedim böyle de çalışmıyorsun. Olsun dedi. Bir şey yapıyor zannetsin dedi.
Evet. Allah psikolojiye bak, bozulmuş. Bir başka Alman da orada şöyle ince ince plastik sepetler olur. Böyle tekerleklerin üstüne korsunuz 25 tane, içerisinde gıda korsunuz. 25 sepet bir tekerlekle sürebilirsiniz. 30 metre ileride o yeri var. Oraya götürüp koyarsınız. Şimdi bu bir tane eline sepet alıyor, plastik sepet. Koşa koşa 30 metreye gidiyor, bırakıyor. Geri geliyor, bir sepet daha alıyor, koşa koşa gidiyor. Onun işi değil halbuki. Yani şef patron görürse bir şey kızar mı diye korkuyor. Gel buraya dedim. Ne yapıyorsun sen dedim. Ne yapayım dedim. Çalışıyorum dedim. Dedim ki 25 tane sepet. 2 dakikada oraya götürebilirsin. Bu tekerleklerin üstüne koyarak. Ama sen bir tanesini götürüyorsun. Yine 2 dakika 3 dakika geçiyor. 25 dakikasını götürsen. 25 tanesini götürsen. Yine 2-3 dakika. Dedim sen ne kadar zaman kaybına sebep oluyorsun biliyor onlar musun? Onlar tek tek götürünce hepsini hesaplayıp 25 dakika yapıyor. Şimdi bir tanesini 2,5 dakikaya götürse 25 taneden hesaplasa. Hadi en kötü ihtimalle yarım saati. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. 25 tane körpüde götürse 3 dakika zaman alıyor. Bir tane götürse de 3 dakika zaman alıyor. Kaç dakika senin zararın oluyor bu şirkete dedim. Bir saat dedim boşuna çalışıyorsun. Boş koşuyorsun. Leerlauf denir Almanca. Boş koşu. İş yapıyormuş gibi gözükmek, koşmak. Türkiye'de bir işçinin iş verimliliği, bir günde yaptığı iş verimliliği 2,4 saat. Yani 2,5 saat bile değil. Bir günde yaptığı verimlilik, iş verimi. Verimlilik ya yani iş yerinde. Yapmış olduğu iş. Evet hocam, bu ortalama tabii. Bu ne demek? Saat. Ortalama. Bizler için geçerli değil. Ortalama herkes için. La ilahe illallah Muhammed. Genel bu, genel bu. Benim genel. Bu kadar boş vaktim yattı. İstatistik veri. Allahümme sallallahu. İsim alınmıyorum bu konuyu. 2,4 yani 2,5 saat bile değil. Türkiye'de iş verimli işçinin yapmış olduğu fayda, ekonomiye katkı. 2,5 saat bir günde yapmış olduğu iş. 8 saat yerine 2,5 saat çalışıyormuş gibi diğer tarafı uyuyor. Almanya'da 6,5 saat, Japonya'da 7 saat. Japonlar 1 saatini kaytarır. Yani o kadar tempo. Ortalama hocam. Yani ortalama orada insanların hemen hemen hepsi ne demek? Robot gibi çalışır demek. Japonlar. Almanlar da onunla yakın. Dünyada ikinci. Biz Türkler dünyada Araplardan ve Pakistanlardan sonra iyiyiz yani. İkinci, üçüncü, sondan ikinci, üçüncü sıradayız. Japonlar o kadar savaştan sonra bu kadar zengin olmaları, Almanlar demek ki bu kadar çok çalışmaya bağlı buluyorlar zengin. Ha, hep eğitim mesela, eğitim. Şöyle ben bir şeker fabrikasına gitmiştim yıllar önce, 30 yıl önce. Orada bir işimiz vardı. Abimin bir işin dolayısıyla orada çalıştık. Biz bir aylık işi 2 haftada bitirdik. Robot gibi koştur koştur iş yapıyoruz. Kendi işimiz. Şimdi orada şeker fabrikasında koymuşlar oraya bir makine. 5 kişi geliyor, oturuyor lak 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 lak. Bir kişi de gözetliyor. Şef patron gelecek mi diye. Gözetlemeye. Orada bakıyor ki gelen giden yok. Islık çalmıyor. Onlar orada oturuyor oturuyor. Bütün gün 8 saat bitti gitti şeker fabrikasında. Adamlar öyle lak 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 vakit geçirdiler. Ve Türkiye eğitim sisteminin yanlışlığından dolayı iş verimi dünyada en düşük ülkedir. Bu aşılması gereken bir problem. İnsanları motive etmek, yönlendirmek, ülkeyi kalkındırmak bir eğitim meselesi. Maalesef bizim eğitimimiz ezberci eğitim sistemi olduğu için hala yerimizde sayıyoruz. İnşallah bunu aşarız. Peki hocam bu kadar... Şimdi biz... Evet. İlacın adını mı söyleyeceksin? Bitkinler kifayetsiz mi? Muhterist. Ne demekmiş? Bunu yani Türkçe öğrendik. Karşılığı. Dunning-Kruger sendromu. Adam bir şey bilmiyor ama her şeyi biliyormuş gibi her konuda atlar ve sürekli iş yerlerinde bu türlü insanlar mevki makam için sürekli mücadele ederler. Böyle de çok da hırslıdır. Layık olmadığı yere ulaşır. Ulaştığı zaman o işe layık olan insanları da altlarındaki ezer. Evet. Altına karşı kötüdür, üstüne karşı yalakadır. Bu tür insanlar iş yerlerinde zarar verir. Her iş yerinde, her zaman. Kesinlikle. Devlet memuru olsun. Arkadaş işçi olsun. Bulamazlar, iş bulamazlar, ailelerinde huzursuz olurlar. Bu tarz insanlar çok fazla sevilmez ortamlarda. Ama haki şey olur yani. Yükselirler. Hitler gibi, Mussolini gibi, Stalin gibi. Peki hocam çok merak ettim. Bu tür insanlara neyi işte bu bitkinin adı? Nasıl kurtuluyor verir, peki insanlar bunlardan? Eğitimle, eğitimle. 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 Bir de sarı kantaron,
forte. Ne yapar? Kişiyi sakinleştirir bu sadece. Yani eğitim vermez. Eğitim okuyan araştırarak olur. Yani. Evet. Yani sarı kantron forte'yi kullandıkları zaman da ekstradan eğitim almaları gerekiyor. Tabii tabii. Hazırlık tabii, yapmaları tabii, gerekiyor. Tabii. Evet. O eğitim almak için de tamamen muhteris. Kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Kifayetsiz muhteris. Evet. İzleyenlere evet. Hocam bir hatırlatma yapalım. İletişim telefonumuzu, internet adreslerimizi bir hatırlatalım. Evet, bir İbrahim Gökçe'ye ulaşmak istiyorsanız 212-621-65-66 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. 21-65 özür diliyorum. Ve resmi internet sitesinden de girip bitkiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Ve ulaşmak istediğiniz bitkiye de İbrahim Gökçek aracılığıyla ve vermiş olduğumuz danışma numaralarıyla da ulaşabilirsiniz diyelim. Aa, bir size. Örnek daha vereyim. Hı hı. Ondan bir yanımda benim bir webmaster'im vardı eskiden. Yanında çalışanlara zulmediyor. Bağırıyor, çağırıyor. Küfrediyor, hakaret ediyor. Dedim ki ya ne biçim iş yapıyorsun? Biz seni bunları arkadaşların başına bir değil mi? Yönetici olarak koyduk. Hı hı. Güzel ne? Konuş. Azabınla değil mi? Onlara hakaret ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Öyle olmuyor, böyle olacak, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir de bağırarak hareket yapıyor. Bir şeyi kendisi yapamıyor, onların yapmasını istiyor. Onlar hı hı. da yapamayınca sinirleniyor. Bozuluyor. İşi yapamıyormuş. Pozisyonu düşün. Şimdi mesela o gitti, yerine çok çok bilgili, kültürlü bir arkadaş geldi. Relax, rahat. Çünkü işi biliyor, kendinden emin. Hı hı. Bir de çalışanları mutlu etmek lazım. Hiç kimseye bir şey demiyor. Onlarda. Yani ben çalışan bir işçiye ne olursa olsun, büroda olsun, fabrikada olsun. Biri hakaret ederse kendime hakaret edilmiş gibi sayarım. Hı hı. Yanlış. Evet. Kimseye hakaret edemezsin, küfredemezsin. Kesinlikle öyle. İncitemezsin. Evet hocam, çok hiç kimsenin bunun hakkı yok. İnsanları kırmaya, bilginizle ezmeye hakkınız yok. Ona kifayetsiz, muhteris insanlar asla yönetici olmamalı. Hı. Asla. Evet. Yönetici pozisyonuna getirilecek insanların iyi incelenmesi gerekir. Karakterinde arıza olan insanlar, kifayetsiz, muhteris insanlar en tepe noktaya kadar ulaşabilir. Onların önünü kesilmesi ve gerekir. Ve bir de bu tarz durumlarda kendini sürekli hakaret eden, sürekli aşağılayan bir yöneticiyle çalışan elemanlar da mutsuz oldukları için verimliliği daha tabii çok tabii, az olur o insanların. İş verimliliği düşer o insanların evet. ve çalışmak istemezler. Sadece doğru. ihtiyaçları olduğu için, para kazanmak zorunda oldukları için o işi yapmak zorunda kalırlar. Çalışıyormuş gibi gözükürler evet. Aynen o şekilde hocam. Peki İTB hastalıkları nelerdir hocam? Sarı kantronla bu hastalıklarımızdan vazgeçebiliyoruz evet. ve eğitim sayesinde de kurtulabiliyoruz. Ve bir de İTB hastalıkları var. Onlar nedir? İTB immün trombozitopenik purpura'nın kısaltılmış şekli veya buna idiopatik trombozitopeni de denir. İdiopatik bilinmeyen demek. Evet. Nedeni bilinmeyen trombozit düşüklüğü. Yani trombozitopeni denir. Trombozit düşüklüğü neden oluyor? Niçin oluyor? Bunun sebebi bilinmiyor. Bilinmediği için de idiopatiktir. Trombozit sayısı normal olarak 1 metre küp kanda, kişinin kanında 150 ila 400 bin adet pul şeklinde trombozitler olur. Herhangi bir kanama esnasında trombozitler burada pıhtırlaşır, kan akışını engeller, kanamayı önler. Çok çok hayati öneme sahiptir trombozitler. Evet. Fakat trombozitler her nedense bağışıklık sistemi trombozitlerin üstüne bir çarpı işareti koyuyor. Antikorla yapıştırıyor üzerine, trombozit üzerine. İşaretlenen trombozit dalakta tehlikeli maddeymiş gibi algılanıyor, onu hemen parçalıyor, yok ediyor. Böylece bağışıklık sisteminin vermiş olduğu yanlış komutlar trombozitlerin yok olmasına sebep oluyor. Bu nedenle de nedenin için bilinmiyor, idiopatik deniyor. İdiopatik. Evet. İdiopatik sebebi bilinmeyen trombozit düşüklüğü. Hı-hı. ITP kısaltılmış şekli. Şimdi bununla ilgili, bu genellikle lenfoma, lenf kanserleri hastasında olur. Kan kanseri, sistemik lupus hastası, bu tür hastalarda olur. Evet. Mesela biz Zeynep Hanım sistemik lupus hastalığına yakalanmış. Onda lökosit de düşmüş, trombozit de düşmüş. Evet. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, hiç ev işi yapamıyor. Hı hı. Öyle gibi evde yatıyor, yiyor içiyor, tuvalete gidebiliyor, yatıyor. Evet. Hiçbir şey yapmıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Evet, ancak zor zor. Şimdi bu da
taze gelin dediler ya, yeni evlenmiş bir genç kız gelin yani. Kaynanası, kayınbabası, kayınları vesaire vesaire. Evde kalabalık oluyor. Bu gelen diyorlar ya, naz yapıyor, kasıtlı yapıyor, maksatlı yapıyor diye. Bir de onlar laf yapınca kadıncağızın dermanı yok yapacak. Bir iş yapamıyor. Bir de böyle dedikodu. Evet, üzülmemek için. Psikolojisi yaptı. Bozulmuş, dermanı yok ayağa kalkmaya. Bir de laf. Laf söylemesinler diye bir de daha çok yapmaya çalışıyordu. Yapamıyor. Dermanı yok. Şimdi ben aradım, dedi ki hocam ne yapacağız? Dedim ki problem yok, her şeyin dermanı var. Önemli olan tedaviye başlamak ve sonunu getirmek. Erken bırakmamak. Başlamak kadar sonunu getirmek önemli. Tabii. Başlıyor, bazıları başlıyor, iki hafta sonra ben bu kadar iyileştim, hemen bırakıyor. O yanlış. Biraz rahatlayınca bırakıyor. Tabii. Tedavinin, yani ilaçlarımızı tamamen düzenli kullanmamız lazım. Yeniden nükseden rahatsız. Şimdi bu hanımefendi bir ay sonra beni aradı, ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Dedi ki hastalığımda hiçbir gelişme yok. Dedim ki yapacak bir şey yok, devam edeceğiz. Çünkü kronik, sistemik lupus, SL. İyi, hadi bakalım. İki ay sonra aradı, yine ağladı. Ne oldu? Hiçbir değişiklik yok, acılı yok, devam edeceksin. Üç ay sonra, dört ay sonra artık kadının sesini duyunca tamam ağlayacak diye panik olmaya başladım. Altıncı defa, altı ay oldu ama. Aradı, yine ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Bu sefer sevinçten ağlıyorum, üzüntüden değil. Niye, ne oldu? İlk defa lökositleri yükselmiş, trombositi normale dönmüş. Bütün diğerleri normale dönmüş. Altı saat ütü yaptım, yorulmadım diyor. Maşallah dedim, maşallah. Hadi bakalım. Bütün kan değerleri düzülmüş. Bağırsakları, karaciğeri, bütün değerler, karaciğer değerleri düzelmiş. Evet. Sistemik lupus çok ağır. 6 saat bir şey normal sağlıklı bir insan bile yapamaz hocam o kadar. Öyle yapmış. Şimdi elimizde bir rapor var. Bu hanımefendi de lösemi, kan kanseri. 4 ay kemoterapi görmüş. Kemoterapi sonucunda bütün kan değerleri bozuk. Efendim lökositi aşırı yüksek, 18'lerde. Normal 4,5-11 arası olması gerek. Trombositi 14,4. Görüyor musunuz? 14,4. Yani 14.400. En az 130 binle 400 bin arası olması gerek. Yani en az 130 bin olması gerekir. Şimdi bu hanımefendi, ben dedim ki tamam problem değil, hallederiz inşallah. İksir, aloe vera, jel. Efendim, ısırgan forte, zerdeçal, spirulina vesaire. Kullan bakacağız, ne olacağız? Kemik çayı, enfeksiyon çayı vesaire. Aldı, kullandı. Tam 23 gün sonra tekrar doktora gitmiş, acaba ne oluyor diye. Evet, burada 14.4 gözüküyor. Orada kaç olmuş? 119'a çıkmış. Evet. 23 gün içerisinde trombozit sayısı 14.4'ten 119'a çıktı. Evet. Bütün kan değerleri, nötrofil, lökosit, diğer kan değerleri hepsi normal edildi. Heyet toplanmış demişler ki ne kullandın? Gökçek iksiri, aloe vera jel vesaire. Allah Allah neymiş bu demişler. Hamdolsun hiçbir problemi kalmadı. 23 günde. Bayağı da erken bir süreç içerisinde kendine gelmiş. 8. ayın 26'sı, evet. 9. ayın 19'u. Orada yazıyor tarihleri. Evet, şu mavi işareti. Orada tarih, şurada buradaki 8. ayın 26'sı 2011'de başlamış. Evet. 8. ayın? 9. ayın 19'u. 9. ayın 19'u 2011'de de 23 gün mü? 24 gün öyle bir şey. Evet, 23-24 gün. 24 gün. Evet, o kadar süre içerisinde problem kalmadı. Bu da başka bir hanımefendi, bu da lenfoma, lenf kanseri. Şimdi kan kanserinde lökositi yüksek, aşırı, lenfoma da çok düşük. Tersi. Bunun değerleri, bu hanımefendi değerleri, lökositi 4.26, trombositi 146, tam kaç gün kullanmış? 2. ayın 19'u, 3. ayın 3'ü. Kaç gün yapar? 12-13 gün. 13-14 günde. 2 hafta yani. 2 hafta içerisinde kan değerleri normal mi dönmüş? Evet, burada. Lökositi 4.26'dan 7.23'e yükselmiş.
trombozite normal değerine dönmüş. Tam 14 gün içerisinde. Hı. Lenfoma, lenf kanseri bu bayanda. Yani sistemik lupus, lenfoma ve lösemiden dolayı çok ağır tedavi görenler, hı hı, ve bütün değerleri bozuk olan insanlar 2 hafta, 3 hafta içerisinde değerleri düzelmiştir. Neden? Karaciğeri temizliyor. Bağırsakları temizliyor. Bağırsaklar aynı temiz bir ırmağa lağım karışıyormuş gibi buradaki bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler karaciğere geliyor. Emiliyor her şey. Karaciğer ne yapıyor? B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit vesaire harcıyor. Toksik maddeyi arıtmaya çalışıyor. Arıtamıyor. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Diğer organlara. Vücut sürekli toksik maddeyle zehirleniyor. Biz ne yapıyoruz? Bir, bağırsakları. İki, karaciğeri. Üç, damarları. Dört, organları. Bu kadar basit. Kökten çözüm. Kalıcı. Kalıcı çözüm. ITP. ITP ile kalıcı çözüm uygulayıp hastaları 2 hafta içerisinde, en geç hadi 2 hafta olması bile 15-20 gün içerisinde hastaları tedavi etme olanağa sahip oluyoruz. Elhamdülillah. Yani ITP... İksir, aloe vera jel... Şimdi mesela oradaki bayan lösemi, kan kanseri olan 4 ay kemoterapi görmüş. Ve evine göndermiş. Demiş ki doktorlar yapacak bir şey yok. Yani git evine rahat rahat öl demek yani. Evet. Yapacak bir şey yok demişler. Hastanede 4 ay kemoterapi görmüş. Yapacak bir şey yok. Evine götürün. Rahat rahat artık ölsün demişler yani. Bir şey yok. Kimyasal yani ilaçla zehirlenmiş. Evet, tıbbın şimdi, bu konuda çaresiz kaldığı konularda biz alternatif tedavi yöntemleriyle hastalıklarımızdan daha çok kurtulabiliyoruz ama hocam. İşte biz dedim deneyeceğiz. Bilemiyorum çünkü çok ağır bir vaka. Kanı sulanmış. 14.400 yani 14.4'e düşmüş tromboz sayısı. Bir yere çizilse kanamadan ölebilir. O kadar tehlikeli. Sürekli aile dikkat ediyor. Aman ha kaza olmasın, bir yere çizilmesin. Şudur budur, evet, dikkat ediyorlar vesaire. Peki hocam, ne bu tarz hastalar bir de depresyona giriyorlar. Canları sıkılıyor, üzülüyor, moralmen çöküyorlar ve iyi bir morale de ihtiyaçları oluyor. Depresyona girmemeleri için ne gerekli? Ne yapmaları lazım? Sadece hasta depresyona girmiyor. Bütün aile. Herkes depresyona. Şimdi beni bir Bağcılar'da bir aile çağırdı. Dediler ki çok ağır bir hastamız var. Gelebilir misin? Kendi gelemez. Gideyim dedim. Gittim. Tanıdık. Aa, kadıncağız kocasını tanımıyor. Çocuklarını tanımıyor. Dedim ki ne kullanıyor? Şu ilaçları kullanıyor. Çok tehlikeli. Evet. Ama uzman doktorumuz verdi. Dedim ki başka bir uzman doktora gidin. Aynı konuda uzman olan başka bir hastanenin başka bir doktoruna gidin. İyi gidelim. Sen ne diyorsun? Ben bir şey demeyeyim. Çünkü çok ağır bir vaka. Ben ne diyebilirim? Önce bir kadın kimseyi tanımıyor. Tanısın önce. Bilsin. Bu ilaçlar zaten onu öldürüyor. O kadar ağır ilaç. Bir gün sonra başka uzman doktora gitmiş. Demiş ki doktor bunları kim yazdı ya? Bunlar direkt zaten öldürdü demiş. Nasıl bunları kullanabilirsiniz? Hepsini iptal etmiş. Yeni ilaçlar yazmış. Ondan sonra biraz düzeldi. Biz de İksir jellerle hamdolsun takviye ettik. Ne kullanmaları gerekiyor peki bu tarz rahatlamalar için, sağlık durumun, psikolojik durumların iyiye gitmesi için? Evet, psikolojik rahatsızlıklar için nedir bu? Sarı kantaron. Sarı kantaron depresyona karşı dünyada en etkili bitki. Ben bunu geçenlerde Çerkezköy, Saray, orta tarafta dağlara gittim, ormanlara gittim, o da topladım. Hocam siz kendiniz gidiyorsunuz değil mi bitkilerinizi toplamaya? Yoksa hani yanınızda ekibiniz var mı yardımcı olan sizlere? Bitkiler toplamaya. La ilahe illallah, ben nasıl toplayayım? Ben sadece fotoğraf çekmek için, bakıp görmek için, araştırmak için 52 köyden ürün alıyoruz. Köylü topluyor, dağlarda, orman köylüsü, dağ köylüsü. Biz onlardan irtibatlıyız. Anladım. Köylülerle köylüler, Tarım Bakanlığı'ndan müsaade almış. O konuda, bu konudan bilgi, belge sahibi olanlar, izin olanlar topluyor. 52 köy. Kaç ton ot geliyor. Ben bunları nereden toplayayım? Sadece şu bir miktar otu toplamak bile insana şey yapıyor. Dağlarda toplamak. Tabii kolay canım. Mı? Oldukça zor. Şimdi bunun birleşimi, sarı kantoronun birleşiminde çok güzel etken maddeler var da
Hiperforin denen bir etken madde var. %1. Hiperforin, hiperisin gibi etken maddeler antidepresan özelliklere sahip. Beyindeki bir, serotonin hormonu salgılamasını artırır. İki, noradren hormonu salgılamasını artırır. Üç, dopamin salgılamasını artırır. Dört, glutamat. Ne işe yarar? Serotonin hormonu kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Gerilim, stres olmaz. Serotonin hormonu düşerse kişi sürekli karamsardır, sürekli negatiftir, sürekli kavgacıdır. Yönetmenim kulağıma diyor ki, özellikle soracağım bunu, bu hormon eczanelerde satılıyor mu diyor. Hormon. Hormon. Serotonin hormonu işte satılıyor eczanede de o sentetik, tehlikeli. Tehlikeliymiş sevgili yönetmenim, onu kullanmayın. Serotonin hormonu alın, kullanın. Sizi kaybetmek istemiyoruz. Çok tehlikeli. Ne yapıyor hocam? Serotonin hormonu sentetik olarak eczanede satılır fakat kişiyi gergin yapar, stresli yapar, psikolojisini bozar. Fayda yerine zarar verir. Sentetik olan her şey tehlikedir. Fakat ama yönetmenim, kullanıp psikolojinizi bozmayı, gergin olmayı, sonra burada program yapamayız siz olmazsanız. Lütfen yani. Bu kadar yeter herhalde. Bunun birleşimindeki hiperforin, hiperisin gibi etken maddeler ne yapıyor? Bir, serotonin hormonunu beynin kendi salgılarsa bir problem yok. Dışarıdan alırsan tehlikeli. Böbrek üstü bezeleri de mesela kortizon salgılıyor. Bir zarar var mı bize? Bünyemizin salgıladığı kortizonu yok. Fakat siz kortizon hapı alırsanız ne yapar? Tabii hormonlarımızı bozulur. Ne yapar? Dengesizleşir. Kemikleri vücudu eritir, deriyi inceltir, hafızayı zayıflatır, kişiyi aptallaştırır. Uzun süre kullandığı zaman gider. Beyin evet gider. Vücutta hormon gözle gördüğü değişiklikler meydana gelir. Hormon anormalliklerine sebep olur. Sürekli kilo alır, kilo veremez. Obezite problemi, kortizon kullanan herkes obez olur sonunda. Herkes. Sentetik çünkü. Böbrek üstü bezelerin salgılamış olduğu kortizon da sentetik olarak eczanede satılan kortizon arasında ne var? Mankenle insan arasındaki fark gibi. O da insana benziyor, manken gözüküyor. Değil mi? Ama öbürü insan, canlı insan ve manken. Birbirine benziyor ama. Birinin kanatları var, birinin kanatları yok. Biri canlı, diğeri cansız. Biri ölü, diğeri diri. Değil mi? Evet hocam. Birbirine benziyor. Ama aynı değil, çok farklı. Şimdi serotonin hormonu da aynı şekilde beynin salgılamış olduğu serotonin hormonuna benzer. Sentetik olarak yapıldığı için anahtar gibi. Evinizin kapısını açmak istiyorsunuz. Aa, benziyor anahtar. Bir de bunu deneyim diyorsunuz. Denersiniz ama kapıyı kırarsınız. Evet. Kapıyı açamazsınız. Çünkü o anahtar benziyor ama o aynısı değil. Sizin peki önereceğiniz gıda takviyesi hangisi? Sarı kantaron. Sarı kantaron forte. Biz bunun fortesini ürettik. Forte ne demek? Birleşimde sadece sarı kantaron değil. Çarkı felek. Ya, oğulotu yani melisa. Alıç. 19 çeşit bitki içerir. Bitki ekstresi içerir. Bunların özelliği nedir? Relax, rahatlatır. Gerilimi, stresi atar. Kişinin kendine güvenini sağlar. Sarı kantaron hem ITP hastalıklarında kullanımda iyi. Depresyon, panik atak. Depresyon, hatta panik atak. Hatta bir özelliğini daha söyleyeyim. Dunning-Kruger sendromunda da sarı kantaron kullanmamız gerekiyor değil mi hatta hocam? Bir hastalıkta da önemli etkili. 60 yaşlarında bir beyefendi, 30 yaşında bir bayanla evli, ikinci hanımı. Bana diyor ki, yatağa giremiyorum, korkuyorum, elleri titriyor, panik oluyor, başaramayacağım, korkusuz. Niye dedim? Korkuyorum dedim. Korkma, ben dedim sakinleştim. Sarı kantaron forte. Evet. Kullan bakalım ne olacak. Bir de sizin bir tane daha bitkiniz vardı. Neydi adını unuttum hocam. Aşağı. Epimedium. Epimedium ve sarı kantaronla evet korkularından uzaklaşabiliyorlar. Korkularından şimdi sarı kantoron biz ona verdik forte. 6 hafta kullandı. Panik kalmamış. Şimdi iyiyim. Evet. Ama yine de ereksiyon problemi var. Dedi. Ona da azgın tek yaptı. Epimedium. Bunu kullan. Kullandı ne oldu? Rahat, relax, hiçbir problemi kalmadı. Atlattı üstündeki. Hem psikolojisi düzeldi, hem epimediumla cinsel performans yükseldi. Evet. Evet. Spirulina aslında mesela cinsellikle ilgili bir şey değil. Fakat spirulina kullanırsa kişi
vücudu temizliyor, arıtıyor. Bir, vitamin, mineral, enzim, omega 3, 6, 9, amino asitleri hepsini karşıladığı için bu şuna vücudun benzer. Vücudun eksik olan enzimleri tamamlıyor. Her şeyi karşıladığı için vücuda ne oluyor? Vücuda rahatlama getiriyor. Geçenlerde bir beyefendi 70 yaşında. Kırımlı, Kırım Türklerinden bana gelmiş diyor ki spirulina'nın içine bir şey mi kattın? Ne katacağım dedim, anlamadım. Niye böyle bir soru söyledin? Ya dedi, gece bile uyuyamıyorum. Niye? Cinsel performansı arttırmış. Dedi ki bu cinsellikle ilgili değil bu. Vitamin, mineral, enzim, glikoz vücudun ihtiyacını karşılar. Bir kilo sebze ve meyvedeki vitamin, mineral, enzimden, amino asitten daha fazla vitamin, mineral, enzim, amino asit içerir. Yani omega vücudun gerekli olan ihtiyaçlarını karşıladığımız zaman çeşitli farklı takviyeler alıp da cinsel gücümüzü arttırmamıza gerek kalmıyor. Sadece vücudun gerekli olan enzimlerini kimyasal alırsanız tehlikeli. Tabii. Kimyasal değil, doğal. Doğal yollarla. Doğal yollarla ne oluyor? Performansı her bakımdan kişinin katlanıyor. Hı-hı. Bitkisel doping diyebiliriz buna. Bitkisel. Hı-hı. Hiçbir kimyasal madde içermeden kişiye enerji veriyor. Evet, peki başı ağrıyan insan ne yapmalı? Baş ağrıyan benim şu an biraz baş ağrım var mesela, ne yapmam lazım? Baş ağrısı, diş ağrısı, karın. Şimdi bu nedir? Yabani nane. Hı. Kokusu çok güzel. Bakayım. Buna bazı yörelerde yarpuz, yarpuz da denir. Yabani nane de denir. Naneyi nasıl severim ben. O nasıl kokusu? Çok güzel değil mi? Evet. Evet. Türkiye'nin ormanlarında bol miktarda var maşallah. Ben bunu hazır program arasında böyle koklayayım duruyorum. Kokla kokla, iyi. Bana çiçek getirmiyorsunuz nasıl olsa, ben de sizin nanelerinizi koklayayım. Evet, kokla, iyidir. Şimdi nane ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda migreni, baş ağrısını iyileştirdiği belgelenmiştir. Klinik araştırması yapılmıştır. Hı hı. Bir. Şimdi neden baş ağrısı oluyor? Beynimizi aynı bilgisayara benzetelim. Nasıl ki bilgisayarla milyonlarca mail atıyorsunuz. Hı hı. Beyin de saniyede milyonlarca milyarlarca mail atıyor. Nereye atıyor? Organlara, hücrelere, dokulara emrediyor. Şunu yap, bunu yap, şu kadar asit, şu kadar baz, şunu şunu salgıla, bunu bunu yap. Hı hı. Şöyle konuş, bunu anlat vesaire vesaire. Hep bunlar hormon oluyor. Evet, nörotransmitterler. Aslında hormon değil bunlar. Sinir habercisi. Haber taşıyıcılar bunlar. Bu çok yoğunluktan dolayı serotonin salgılanmasında beyin sapında anormalikler oluyor. Beyin kübünde. Böylece ne oluyor? Orada çok bir kaos. Trafik karışıyor. Böylece kişide kazalar meydana geliyor. Ne başlıyor? Migren, baş ağrısı. İlaç zehirliyor. Şimdi ben bir süre sonra da ilaca bağışıklık kazandığımız için ağrılarımızı ilaçla bile geçiremez hale geliyoruz. Evet. Özellikle ben mesela çok başım ağrır ve sürekli ilaç içerim. Her başım ağrıdığında ilaç içerim. Yani içersen, artık bir süre sonra bir tane ağrı kesici kesmiyor. İkinciyi falan almak zorunda kalıyorum. Karaciğere zarar verir. Karaciğeri yavaş yavaş önce yağlanır. Hı hı. Allah korusun, sonra siroza gider. Tehlikelidir. Bu kimyasal ağrı kesiciler birçok insanın ölümüne sebep oldu. Parasetamol diye inceleyin. Diğerler hepsinin yan tesiri var, bir sürü. Şimdi ben bir aileye ziyarete gitmiştim de, bayan bize hoş geldin dedi. Sonra oturdu bir kişi böyle. Böyle bakıyor. Ama bakmıyormuş gibi böyle. Robot gibi. Dedim ki, ev sahibine, ne oluyor dedim, yani bana bir tavrım mı var, gideyim istemiyorsun. Yok, onun migreni geldi, nöbeti geldi. Ne zaman kendine gelecek? 2 saat böyle gider. 2 saat. Çekiliyor bir kenara. Geldiği zaman hiç ses çıkarmıyor. Hiçbir şey görmüyor, duymuyor, anlamıyor, bakmıyor, ilgilenmiyor. 2 saat sonra geçiyor. 35 yıl. Çekilir mi bu? Çekilmez hocam ya. Yani dedim, ömrünün ki, yarısı gidiyor baş ağrından. Tedavi ederiz. Problem değil. İlgisayarı alıvereceğim. 6 hafta sonra rahatladı. 6 hafta içerisinde rahatladı. Şimdi bu nanenin bir özelliği daha var. O nedir? Spastik kolon. Yani bağırsaklardaki böyle davul gibi olur, şişkinlik olur. Kişi kabız olur, ishal olur, sürekli lavaboya gitmek zorunda kalır. Bağırsak hassaslaşılmaz. Bağırsaklarda 2 milyar virüs denen kanallar var. Bunlar halının üstündeki iplik gibi düşünelim veya şu parmak gibi. Evet. Bu kanalların içerisinde damar var, sinir var. Hı hı. Atar damar, toplar damar, sinir.
bağırsaklardaki mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler virüs bu kanalın içerisindeki sinir hücrelerini hassaslaştırıyor. Hı hı. Aşırı reaksiyon başlıyor. Sürekli bir reaksiyon oluşuyor. Kişi ya sürekli lavaboya gidiyor veya az gidiyor veya kabız oluyor veya ishal oluyor. Bağırsakların peristalik hareketleri bozulduğu için ne alttan ne üstten gaz çıkamıyor, ne yenileniyor, ne gengirebiliyor. Ne oluyor? Karnı davul gibi şişiyor. Hamile gibi. Evet. Spastik kolon. Çok çok tehlikeli. Bu zamanla eğer ki rahatlayamazsa baş ağrısı yapar. Birçok hastalığı tetikler. Spastik kolon. Evet hocam. Peki spastik kolondan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir gıza takviyesi uygulamamız lazım? Nane forte. Nane forte. Nane forte. Peki böyle koklayınca da etkisi oluyor mu? Koklayınca. Onun birleşimindeki etken madde dünyada en kaliteli nane Türkiye'de. Mente piperite. Türkiye'deki nane %4'e yakın eterik yağ içerir. Dünyada en kaliteli nane İzmir'de yetişir. Evet. Sonra İstanbul ve Maraş. Bu kadar kaliteli nane varken de böyle iftar saati yaklaştığında buzlu, limonata, işte bol naneli. Güzel olur değil mi hocam? Söyleyeyim de yapsın evet. Hanım. Evet, buradan söylüyor hanımına. İftarda bol naneli, buzlu. Şu an karşımda bakıyor. Bol naneli ve buzlu bir limonata istiyor İbrahim Bey. Evet, ben de içerim. İnşallah. İçin. Afiyet olsun. Evet hocam. Evet. Nane ile migrenden kurtuluyoruz. Migren, spastik kolon. Spastik kolon. Yavaş yavaş hiçbir problem kalmaz. Tedavi edilebilir. Peki o masanın üzerinde görünen başka bir ot daha var. O ne? Bu laden gülü. Laden gülü ne işe yarıyor peki hocam? Laden gülünün birçok türü var. Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Marmara bölgesinde ormanlarda genellikle çok bulunur. Milyonlarca ton diyebiliriz. Bununla ilgili Alman asıllı doktor Günter Wiese. Alman asıllı. Günter Wiese. Alman profesör doktor. Atopik ekzema, yani alerji, kuru, kaşıntılı ekzemaya karşı tedavi denemesi yapmış. Atopik ekzemayı tedavi etmiştir. Evet. Atopik, sulu kabarcıklı kaşıntılı ekzema. Hı hı. Bunun birleşiminde indometasin, fenilbutason gibi iki etken madde var. Bunlar antiviral, antibakteriyel, antimikozik, yani bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliğe sahiptir. Eskişehir Üniversitesi'nde bununla ilgili klinik araştırması yapmış. Yapmış olduğu araştırmada gastriti iyileştirdiği belgelemiştir. Gastrite karşı da etkili. Neden? Çünkü bakteri yok ediyor. Evet. Fakat bunun bir de zehirli türü var. Kanada ladengülü ismi. Mor çiçekli. Yani bu nedenle bazıları ben bir şey söylüyorum. Toplayayım. Toplayayım öyle kolay değil ki. Rastgele hadi git topla. Evet. Şimdi sarı kantonunun 400 çeşidi var. Hangisini toplayacaksın? Tabii bilmeden, bilmek lazım özellikle onu. Bilmeden olmaz. Tabii. Benzer mi peki birbirlerine? Biraz benzer. Mesela siz nasıl ayırt ediyorsunuz mesela? Biliriz. Şunu mesela yaprağının hafif ezdiğinde içerisinde toplu iğne başı kadar yaprağının üzerinde noktalar olur. Siyah noktalar. Hı hı. Yağ birikintisi olur içerisinde. Hı hı. Hiperisin denen etken madde buradadır. Hı. Onu ancak bilen bilir. Çok inceleyeceksin. Her bitkinin farklı özelliği vardı. Her bitkiyi tanımak için farklı mesela bu Kanada. Peki sizin topladığınız bu bitkileri laboratuvar ortamından geçiriyorsunuz değil mi hocam? İyice araştırıyorsunuz yani. Şimdi köylüler gönderiyor ya sizi kandırmasınlar sonra. Beni. La ilahe illallah. Sizde kandıracak göz var mı yani? Beni kandıracak, bana yanlış bitki gönderecek öyle mi? İnşallah. Hadi bakalım. Bunun Kanada laden gülü zehirli. Bu nedenle yanlış bitkiyi kullanmamak gerekir. Ben bir dostum yıllar önce ben bunu çay içiyordum. Dedi ki ya nedir bu laden gülü? Dedi ki evet hocam çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bizim orada yetişir bu dedi. Ben toplayayım da içeyim. Antalya'ya gitmiş. Hı. Dedim dikkat et zehirli olan türü de var. Toplamış içmişler ailece hepsi hastanede olmuş. Dedi ki ya hepimiz ölecektik. Ne oldu? Zehirledi. Neden? Yanlış bitki toplamış. Dedim ki ya bilmediğin bir şey için niye gidiyorsun? Kişi bilmediği bir işe girmemeli. Kesinlikle. Yani konunun başında söyledim ya. Kifayetsiz, muhteris. Yani hiçbir şey bilmediği halde birçok insan her şeyi bilip her şeyi atlıyor. Evet. Bu nedenle
Ben bunu 27 yıl araştırdıktan sonra... Herkes kendi işiyle uğraşsa bu kadar çok problem çıkmaz yani hocam. Bu kitapta binden fazla üniversitenin klinik araştırması var. Evet hocam. Nerede, ne zaman, nasıl yetişir bu bitkiler, özellikleri vesaire vesaire. Evet. Hocam çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık programımıza katıldığınız için. Rica ederim. Salı günü tekrardan birlikte olmak umuduyla diliyorum. İnşallah.